Asya Finans Ayna programını sunar. Programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz. Ayna olarak yine farklı bir coğrafyadayız. Batı Afrika'dayız sevgili seyirciler. Eski bir Fransız sömürgesi 1960 yılında bağımsızlığına kavuştu. Başkenti Ouagadougou. Nüfusu 14 milyon. Ayna, kutsal yurt, kutsal ana yurt manasına gelen ülkede Burkina Faso'da. Oui, Burkina Faso, pays des hommes intègres. En dépit des terres arides et des caprices de la nature, et surtout beaucoup de soleil sur nos têtes, Burkina gagne toujours le pari du développement. Eski ismi Yukarı Volta bu ülkenin. 60'ın üzerinde farklı kabile, 70'in üzerinde farklı dilin konuşulduğu bir toprak parçası Burkina Faso. En büyük kabilesi nüfusun %40'ından fazlasını oluşturan Mossiler. Onların konuştuğu dil ise More. Burkina Faso'nun resmi dili ise Fransızca. Çoğumuz Burkina Faso'nun ismini bile bilmeyiz. Dahası böyle bir devlet var mı yok mu onu da bilmeyiz sevgili seyirciler. Burkina Faso Batı Afrika'da bir ülke. Komşuları Mali, Nijer, Benin, Togo, Fildiş sahilleri ve Gana sevgili seyirciler. Denize sınır yok bu ülkenin, tamamen karalarla çevrili. 274 bin kilometre karelik bir yüz ölçümü var bu Burkina Faso'nun. Sevgili seyirciler, odun kömüründe kebap burada pişiyor. Herhalde bunlar da Burkina Faso kebapları olsa gerek. Gördüğünüz gibi eliyle aldı orada kebabı. Burada demir de var sevgili seyirciler ama çevrilmesi gerektiğinde eliyle çok rahat bir şekilde çevirebiliyor. Yan tarafta da hemen müşterilere servisi yapılıyor bunların. İşte anında pişiyor ve lokantada da insanlar yemeklerini yiyorlar. Afrika deyip geçmemek lazım sevgili seyirciler. Burkina Faso'lular bisikletler ve motosikletler için ayrı bir yol yapmışlar. Bu yollar tamamen bisiklet ve motosiklete ait. Burası da araçlara ait sevgili seyirciler. Batı Afrika'nın en çok bisiklet ve motosiklet kullanan ülkesi Burkina Faso sevgili seyirciler. Araç sayısı ise bisikletlere ve motosikletlere göre çok az. Selamünaleyküm.
Bu meydanın önemli bir yeri var Burkina Faso'lularda sevgili seyirciler. Çünkü onların bağımsızlık meydanı. 2 Ekim 1960'da bağımsızlıklarını Fransa'dan alıyorlar ve bağımsızlıklarını burada kutluyorlar sevgili seyirciler. Ayrıca bu meydanda bayram namazları kılınıyor. Hem Ramazan'da hem de Kurban'da binlerce insan bu meydanı dolduruyor sevgili seyirciler. Ülkenin dini lideri buraya geliyor ve onlara imamlık yapıyor, bayram namazlarını kıldırıyor. Sıcaklık bu ülkede 55 dereceye kadar varıyor sevgili seyirciler. Gerçekten sıcak bir ülke. Dayanılabilecek bir durum yok burada. Biz gelirken sıcak olduğunu biliyorduk ama bu kadar sıcak olduğunu hiç tahmin edemiyorduk sevgili seyirciler. Mesai kavramı bu yüzden bu ülkede biraz daha farklı. Saat 7'de başlıyor mesai. 1'e kadar sürüyor. 1 ile 3 arası tatil. İsteyen yemeğini yiyor, isteyen uyuyor sevgili seyirciler. 3'ten sonra tekrar mesai başlıyor. 5.30'a kadar. İşte sevgili seyirciler, İlgimizi çeken bir nokta da mesai başlama ve bitiş sirenlerinin olması bu ülkede. Burkina Faso'da bizim bildiğimiz anlamda belediye otobüsleri yok sevgili seyirciler. Dolmuşlar da yok. Bu yüzden genelde bisiklet ve motosiklet kullanıyor insanlar. Ama motosiklet ve bisiklet kazaları da çok sık oluyor bu yüzden. Çünkü her taraf motosiklet ve bisiklet. İşte burada da kaza olmuş. Kaza olduğu zaman işte böyle işaretler koyuyorlar. Bu yeşillikler sevgili seyirciler kaza olduğuna dair işaretler. İşte ilerliyoruz. Yolun ortasında böyle kalmış motosiklet. Hep böyle yapılıyormuş. Ta ki polis gelene kadar sevgili seyirciler. Polis burada rapor tutacak. Ondan sonra da bu motosiklet buradan kaldırılacak. Yolun tam ortasında hiç kimse el sürmüyor. İnşallah ölümcül bir kaza olmamıştır diyoruz biz. İşte işaretler olsun diye yeşillikler de böyle arkaya sıralanmış. Musa. Film studio? Sevgili seyirciler, normal motosikleti sürerken bir taraftan da bunu da eliyle götürüyordu aynı anda. Hem motosikleti sürüyor hem de bunu eliyle tutup götürüyordu. Ama gördüğünüz gibi trafik polisi el koydu ve şu anda bunu böyle götüremezsin dedi. Zannediyorum da ceza kesecek. Beyefendi dil dökmeye çalışıyor ama nafile, iş işten geçmiş durumda. Kara kaçanlar iş başında bu ülkede, Burkina Faso'da sevgili seyirciler. Hemen hemen bu ülkede hiç at arabasına rastlamadık ama hep eşek arabaları var. Kimi zaman bir çöp arabası oluyor bu kara kaçanın çektiği araba. İşte kimi zaman inşaat malzemesi taşıyor sevgili seyirciler. Her zaman onlara muhakkak ve muhakkak iş düşüyor. Nedense işte Burkina Faso'nun belki de simgesi haline gelmiş bu eşek arabaları. Biz de şöyle bir eşek arabasına bineceğiz, seyahat edeceğiz. Burada Burkina Faso'da inşaat malzemeleri var ama sevgilimde ön taraftan binmemiz gerekiyor herhalde. Evet. Kara kaçanın arabasıyla seyahat ediyoruz. Bir taraftan süper jipler geçiyor sevgili seyirciler. Hemen solumuzdan. İşte bir taraftan da biz eşek arabasıyla Burkina'yı turluyoruz. Go go. Go go go. Go go. Go. Ön
Önündeki eşek arabasında kameraman Nail Bey var. Biz de işte bu arabadayız. Işıklara geldik sevgili seyirciler. Biraz sonra eşek arabaları ışıkta diğer araçlar gibi duracak. Gördüğünüz gibi kırmızı ışıklar yanmış durumda bizim için. Yeşile döndü. Durmadan ilerliyoruz sevgili seyirciler. Devam. İşte solumuzda araçlar, motosikletler, bisikletler devam ediyor. Hayat kara kaçan için kolay değil. Afrika sıcağında sevgili seyirciler. Zannediyorum Afrika sıcağına atlar çok dayanamıyor. Onun için atlar tercih edilmiyor. Ama kara kaçan için sıcak olmuş, soğuk olmuş fark etmiyor. Her yerde vazife ona düştüğü zaman bir hakkın vazifeyi yerine getiriyor bu kara kaçanlar. Kara kaçanların bir tercih nedeni de daha ucuz olmaları. At onlara göre çok daha pahalı. Caddedeyiz Burkina Faso'nun başkentinde ve solumuzda sağımızda beyaz eşyalar satılıyor sevgili seyirciler. İşte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, hatta ileride fırın görüyorum. Her çeşit beyaz eşyayı burada görebiliyorsunuz. İkinci el beyaz eşyalar. Burkina Faso'lular ikinci el eşyalara meraklılar. Sadece bu beyaz eşyada değil, aynı zamanda elektronik aletlerde de böyle sevgili seyirciler. İşte yol boyu beyaz eşyalar satışa sunulmuş durumda sevgili seyirciler, ikinci eller. Başkent Ouagadougou'da zengin bir semtteyiz sevgili seyirciler. Zengin olduğunu aynı zamanda yolun asfalt olduğundan da anlıyoruz. Çünkü her yerde burada yol asfalt değil. Ve çamaşır yıkan bir beyefendi burada görüyoruz. Sevgili seyirciler, hizmetçiler var. Kadın hizmetçiler var, erkek hizmetçiler var. Bu evin hizmetçisi sevgili seyirciler erkek hizmetçi. Zengin insanlar genellikle hep hizmetçi tutuyorlar. Hem de işsizlik problemi bu şekilde çözülmüş oluyor ülkede. Sevgili seyirciler, burada çamaşır yıkıyor. Durumu iyi olduğu halde beyefendi çamaşır makinesi almıyormuş. Aynı zamanda burada elektrik de pahalı. Belli bir limiti geçtikten sonra elektrik pahalanıyor. Ve su da aynı şekilde, belli bir metreküpten sonra su da ciddi bir şekilde pahalanıyor sevgili seyirciler. Hem burada su tasarrufu yapılıyor hem elektrik tasarrufu yapılıyor. Hatta bazı zenginler şöyle düşünüyorlarmış. İşte çamaşır makinesi bozulabilir. Zaten üstüne üstlük bir elektrik su tüketimi var. İnsana da hiçbir şey olmaz. Gerçi insan hastalanabilir sevgili seyirciler ama bu şekilde düşünmüyor herhalde evin zengin kişisi. Gördüğünüz gibi deterjanla çamaşırlar burada yıkanıyor. Yolun hemen kenarındayız. Evin önünde de beyefendi çamaşırı yıkıyor. Hasan az Fransızca biliyormuş. More dilini kendisi, yani Mosilerin konuştuğu yerel dil Moreceyi biliyor, More dilini biliyor. Ve çamaşırları bir taraftan sevgili seyirciler kovaya sokup çıkarıyor. Elde de sabun var. Sabunla kirlerini güzel bir şekilde temizliyor. Ve buradan sonra kuruma işlemi, oradan sonra da ütü işlemi Hasan'ı bekliyor. Arkamızda Burkina Faso'lu bir kadın heykeli var. Çalışan bir kadın heykeli, sırtında çocuğuyla ve başında da su taşıyan bir kadın heykeli sevgili seyirciler. Elinde de çapası var. Tarlaya su götüren bir kadın bu. İlgimizi çekti bu heykel. Bu bir ağaçmış. Yaşayan bir ağaç. Ama heykeltıraş gelmiş, bu ağaç tam bana göre demiş. Ve başlamış yontmaya. İşte kökleri ağacın her şeyle duruyor burada. Ve ağaç ilk önce kurutulmuş. Kurutulduktan sonra da işte yontulmaya başlanmış. Ve gördüğünüz gibi Burkina Faso'lu çalışan bir kadın heykeli ortaya çıkmış. Hemen şurada arkamızda da Cumhurbaşkanlığı binası var. Cumhurbaşkanının önünde de işte böyle bir heykel yapılmış. Şu ilerideki ağaçlardan hiçbir fark yok mu sevgili seyirciler? Bu ağaç heykelin
Ama tabii ağaçtan hiçbir eser yok. Kala kala bir heykel kalmış burada. Başkent Vagadugu'da sevgili seyirciler bunun gibi yaklaşık 4-5 tane ağaç heykel var. İşte geliyor heykeltıraş, ağacı seçiyor, yontuyor ve ortaya bir heykel çıkıyor. Bu ağaçların kaderinde heykel olmak varmış. Umarız yanındaki ağaçların kaderi böyle olmaz da ağaç olarak yaşamaya devam ederler. Hem de yemyeşil yapraklara sahip olarak. Sevgili seyirciler işte burada da telefon kartları satılıyor. Farklı farklı tabii telefon kartı satmak isteyen çok sayıda insan var. Birden etrafımızda toplandılar gördüğünüz gibi. Türkiye ile konuşacağız. 5000 sefalık bir kart alacağız sevgili seyirciler. Ve 5000 sefalık kart yani yaklaşık olarak 10 dolarlık kart demek bu. Türkiye ile konuşabileceğimiz süre ise 10 dolarlık bir kartla 3 dakika sevgili seyirciler. Topu topu 10 dolara 3 dakika Türkiye ile konuşabileceğiz. 5000 sefa. 5000. Is that the one? Okay. 5 minute? Evet. İşte sevgili seyirciler bu kart 5000 sefalık bir kart ve maalesef iletişim imkanlarının azlığından dolayı, imkansızlıklardan dolayı burada fiyatlar alabildiğine yüksek ve 10 dolara belki başka ülkelerde çok daha uzun dakikalara konuşabilirken Türkiye ile burada ancak 3 dakika konuşabiliyoruz. Bu ülkede her yer toz toprak olduğu için ayakkabıları her gün boyatsanız bile az geliyor. İşte yine bir boyacı önümüzü kesti. Boyayalım dedi. Zaten toz toprak içerisinde kalmış durumda ayakkabımız. Tamam dedi, kabul ediyoruz. Yaklaşık olarak 10 sefaya boyayacak. 10 sent civarında yapıyor. Pazarlık yaptık. Şimdi terlikleri giyiyoruz sevgili seyirciler. Hemen yol kenarında, sıcağın bağrında ayakkabılarımızı boyatıyoruz. Ayakkabıcının çantasını görüyorsunuz işte. Çanta bu durumda sevgili seyirciler. Çanta, çanta olmaktan çıkmış. Gülüyor zaten kendisi de. Ama malzemelerini taşıyabilecek kapasiteye sahip bir çanta. İlk önce güzel bir şekilde siliyor ayakkabımızı gördüğünüz gibi. Biz de bekliyoruz Afrika'nın sıcağında. Başka bir ayakkabı boyacısı burada belirdi sevgili seyirciler. Onun çantası biraz daha iyi. Ama o şansını kaybetti. Bizim esas işi hemen yanımızdaki boyacı kaptı. Hızlı bir şekilde ayakkabı boyacısı ayakkabılarımızı boyadı burada. Ve biz de giyip işimize devam edeceğiz. Çekimler bizi bekliyor sevgili seyirciler. That's okay, that's okay. Okay, thank you. Merci beaucoup. Enough, enough. Enough, thank you. Okay. Merci. Sevgili seyirciler, boyalı ayakkabılarımız hazır. Ama belki 2 saat sonra tekrar eski haline dönecek ama ne yapalım? Bu ülkenin durumu böyleyse biz de buna katlanacağız. Sevgili seyirciler, ilginç bir şey gördük. Bakalım dedik. Zannediyorum bir kerpiç üretimi var burada. Hemen yol kenarında. İşte insanlar ev yapımında bu kerpiçleri hala kullanmaya devam ediyorlar. Bu ülkede, Burkina Faso'da. Kolay gelsin diyeceğiz ama sevgili seyirciler, zannediyorum anlamayacaktır. Sabah İşte sevgili seyirciler normal çamuru karmış burada harç haline getirmiş.
Su da burada var. Kalıbı da burada. Kalıba dolduruyor ilk önce çamuru. Ve ondan sonra da tek tek çıkarıyor. Kuruduktan sonra da birket gibi bunlar ev yapımında kullanılıyor. İşte hayat bu ülkede, Batı Afrika'da böylesine sürüyor. Burası da bir ağaç altı lokanta sevgili seyirciler. Genel yemek pilav üstü etmiş. Bu pilav üstü balık da olabiliyor, normal et de olabiliyor sevgili seyirciler. Genelde tercih edilen ve popüler olanı öyleymiş. Ve bu lokantanın da gayet güzel bir lokanta olduğunu söylüyorlar. İşte ağacın gölgesine kurulmuş. Ve insanlar da afiyetle burada yemeklerini yiyorlar. Sabah. Ha? Bon appétit. Bir yemekte biz alıyoruz burada. Yaklaşık olarak bu 100 sefa yani 20 sent. Biz yemeyeceğiz ama çünkü karnımız tok. Bir aç çocuğa, bir aç Afrikalıya yedireceğiz. Can you come here? Come. Sit here. Come. Please, take it. Sevgili seyirciler, yaklaşık olarak bir işçinin Burkina Faso'daki bir günlük geliri, diyelim sabahtan başladı akşama kadar, bin sefa yaklaşık olarak $2 yapıyor. Yani bir gün boyunca çalışıyor ve $2 kazanıyor. İşte bu $2'ın da sevgili seyirciler 20 sentini işte bu öğle yemeğine veriyor. Gördüğünüz gibi hayat böyle devam ediyor. Sevgili seyirciler biz de yemeğimizi bu Afrikalı kıza verdik. Tabii bu onun için çok önemli bir yemek. Ciddi bir yemek. Çünkü sevgili seyirciler bazı zamanlarda piknik yapan insanların çevresinde oluyorlar ve bu kemik artıklarında kalan etleri yiyorlar. Bu bir realite, bu bir gerçek maalesef sevgili seyirciler. İşte yanında da kardeşine yediriyor bizim verdiğimiz yemeği. Çocuk tamamen çırılçıplak bir halde. Üzerine giyecek elbisesi dahi yok. İşte ona bir öğle yemeği yediriyor kız kardeşi. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Yemekte şöyle bakıyoruz. Börülcemsi bir şey var. Yanında pilav var. Üzerinde de bir takım soslar var. Bir öğle yemeği ağaç altı lokantada. Şehir dışına çıktık ve karayolunda ilerliyoruz. Sağda bir benzin istasyonuna rastladık sevgili seyirciler. Bulunduğumuz yerde Tangın Dasuri diye bir köy. İlerliyoruz. İşte petrolüydü, mazotuydu burada rahat bir şekilde alınabiliyor. Dünyanın tabii en fakir ülkelerinden birisi sevgili seyirciler Burkina Faso. Burası da sevgili seyirciler işte artık gerek yolcuların gerek buranın sahiplerinin dinlendiği yerlerden bir tanesi. Sava. Televizyon. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi yukarısı sazlıklarla kapatılmış. Gayet de rahat bir dinlenme yeri. İleride de mango satıyorlar sevgili seyirciler. Şu sağdaki ağaçlardan, şu hemen önümüzdekiler mango ağacı sevgili seyirciler. Bir taraftan mangoyu topluyorlar. Öbür taraftan da işte burada yol kenarında tabii iyi satışlar oluyor. (Gülüyor)
Güzelciler, yol kenarında bir mango almak için durduğunuzda etrafınızda aynı anda bir sürü insan sarıveriyor. Herkesin ayrı bir teklifi var. Herkes ayrı bir fiyat veriyor sevgili seyirciler. İşte olan bize oluyor. Evet sevgili seyirciler. Küçüklü büyüklü mangolar işte. Böyle tezgahlarda satılıyor. Biz de burada mangomuzu aldık. Tabii sevgili seyirciler, sıcaktan dolayı poşet iyice erimiş durumda. Yırtılmak üzere. Çok güzel mangolara benziyorlar. Yol boyunca da, seyahatimiz boyunca da bu mangoları yiyeceğiz birer birer. Zaten arkadaşlarımız da buradalar. Bizimle beraberler. Herhalde yolumuz uzun değil mi Ahmet Bey? 40 kilometre. Devenin, atın, eşeğin binek hayvanı olduğunu biliyoruz sevgili seyirciler ama öküzün binek olarak kullanıldığını burada Burkina Faso'da gördük. İşte burunlarına ipi geçirmişler. İdaresi daha kolay olsun diye. Tabii acı çeken hayvan da çok rahat bir şekilde idare ediliyor. İşte iki tane delikanlı sevgili seyirciler, Burkina Faso'lu, atlamışlar öküzün üzerine. Çok rahat bir şekilde de binek hayvanı olarak kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi go. Binek hayvanı olarak kullanılmaktan öküzler hiç de memnun görünmüyorlar sevgili seyirciler. Belki yıllarca eğitilmişler ama yürürlerken hiç de hallerinden memnun değiller. Bunlar tahıl ambarları. İçerisinde pirinç var mı sevgili seyirciler? Zannediyorum bu şekilde kaldırılıyor, evet. İçerisinde pirinç var. İşte çürümesin diye bu şekilde havalandırmalı, ilginç bir şekilde ambar yapılmış. Burkina Faso'nun bir tane kralı var sevgili seyirciler ve bu kralın 5 tane de yardımcısı var. Bu yardımcılara şef deniyor. Bakan ayarında bu şefler. Ve şeflerden bir tanesi de kanton şefi de beyefendi burada. Arkada da sarayı var bu şefin. Buradaki kabilenin şefi sevgili seyirciler, buradaki köylerin şefi. Sarayı şu anda restorasyonda. Bizi sarayına misafir etti, buyur etti. Ve şu anda çatısı yapılıyor, yan duvarlar yapılıyor sevgili seyirciler. Tabii şef Fransızca konuşuyor. Fransızlar yıllar öncesinden ta buralara kadar gelmişler. Kendi kültürlerini yaymışlar, kendi dillerini yaymışlar sevgili seyirciler. Ve kendi dinlerini yerleştirmişler. Şef Hristiyan olmuş. Ve duvarlarda da Hristiyan figürleri var sevgili seyirciler. İşte ta o zamanlar Fransızlar buraya gelmişler ve meyvelerini o dönemlerden almışlar ve almaya da devam ediyorlar. Peki seyirciler, bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar bir evin çatısını şu anda oluşturuyorlar. Gördüğünüz gibi yüksek bir yerdeyiz. Burkina Faso'da şeflerden birisinin evi yapılıyor ve o evin çatı katı tekrar restore ediliyor sevgili seyirciler. Bunun altında odunlar var ve odun üzeri tamamen çamurla kaplanıyor. Ve tabii sert bir çamur bu, yapışkan bir çamur. Çamurla kaplandıktan sonra üzerine biraz da zift atılıyor sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. İşte yağmur suları aşağı inmesin diye ve ondan sonra dövülüyor. Bu gördüğümüz aletle bu şekilde vuruluyor. Sert çamurun odunlara yapışması sağlanıyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi çalışma bütün hızıyla sürüyor. İşin ilginç tarafı hem çalışıyorlar hem de şarkı söylüyorlar. Yeah.
much for everything. Merci beaucoup. Yol kenarında güzel bir mescit gördük sevgili seyirciler. Arkamızda gerçekten minaresiyle, mimari yapısıyla hoş, şirin bir mescit. Abdest alacak yer neresi diye sorduk. Çeşme var mı diye sorduk sevgili seyirciler. Çeşme yokmuş. İşte bu kuyu varmış. İnsanlar abdest almak için ilk önce bu kuyuya geliyorlar. Suyu çekiyorlar. Ondan sonra abdestlerini alıp camiye gidiyorlar. Mescide gidiyorlar sevgili seyirciler. İşte kuyudan suyu çıkarıyorlar. Müslümanlar. Tabii gelen su sevgili seyirciler aka aka geliyor. Belki de epey bu su israf olmuş oluyor. Yaklaşık 15 metrelik bir kuyu. Ve buradan da çok da temiz görünmüyor sevgili seyirciler. İşte yoksulluk, işte fakirlik. Çeşme yok. Bu kadar derinlikten suyu çıkarıyorlar ve suya ulaşmış oluyorlar. Yanı başında da hemen bir Kur'an kursu var. İnsanlar orada Kur'an öğreniyorlar. Ve onun yanında da mescitleri var. Biz de kuyuya şöyle bir salalım bakracımızı. Hiç de alışkın olmadığımız için kolay değil bizim için bu bakracı kuyuya indirmek. Nasıl daldırılacağını bile sevgili seyirciler bilmiyoruz. Evet sevgili seyirciler, kuyudan suyu çekmeye başladık. Hızlı çekmemiz lazım çünkü bakraç delik. Delik olduğu için suyun çoğu israf oluyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi çift taraflı akıyor. Okay, okay. Another one. Bakraç demeye bin şahit olan plastik bir çantayla diyelim artık suyu çıkardık ve ihtiyacı olanlara dağıttık. Sevgili seyirciler, küçük küçük çocuklar uyuyor burada. Kız çocuğu galiba çünkü kulağında küpe var. Bu serinlikte rahat rahat mışıl mışıl uyumaya devam ediyor. Bu da uyanmış sevgili seyirciler. Küçük çocuklar da mini minnacık. Şu anda tekrar kalkma mücadelesi veriyor. Yerde hiçbir şey yok. Hiçbir halı yok, kilim yok sevgili seyirciler. Sadece ön saf içi naylon kilimle getirilmiş. Ve Kur'an kursu talebeleri de burada ikindi namazını eda ediyorlar. Kur'an kursu kız öğrencileri ise namazlarını arka bölmede kılıyorlar. Burkina Faso'da bir Türk koleji sevgili seyirciler. Başkent Ouagadougou'da bir Türk koleji. Bu Türk kolejinin sağımızda ilkokulu var. Solumuzdaysa lisesi var. Yaklaşık olarak sevgili seyirciler 130 öğrencisi var bu Türk kolejinin. 2003-2004 öğretim yılında, eğitim öğretim yılında eğitime başlamış. Ve eğitim bütün hızıyla bir Türk kolejinde sürüyor. Siyah ve beyaz öğretmenler aynı çatı altında Burkinalı öğrencileri yetiştiriyorlar. Diğer okullarda 80-90 kişilik sınıflarda öğrenciler ders görürken Türk kolejinde en fazla 24 kişilik sınıflarda ders görülüyor. Kolej ücretli. Öğrenci başına yıllık $500 ücret alınıyor. Öğrenciler bu kolejde Fransızcanın yanı sıra İngilizce, Morece ve Türkçe öğreniyorlar. Yunus'un şiirini bakın nasıl da güzel söylüyorlar. Yunus ve Mevlana'ların hoşgörü ve insan sevgisi ta buralara kadar gelmiş.
Burkina Faso'da bu kolejde Türk kolejinde sevgili seyirciler öğrenciler diğer derslerle birlikte aynı zamanda Türkçe'yi öğreniyorlar. Yani Batı Afrika'da bu ülkede Türkçe dersi öğretiliyor ve bizim için de bir şiir hazırlamış bu güzel öğrenciler. İkisi kız, ikisi erkek. Bir şiiri kıta kıta okuyacaklar sırayla ama ilk önce ben tanımak istiyorum. Adın ne? Adım Dukure Zahra. Dukure Zehra. Dukure Zehra. Çok güzel. Senin adın ne? Benim adım Sabanafi. Sabanafi. Senin adın ne? Adım Somme Gildas. Somme Gildas. Senin adın? Adım Hoydrago Rodri. Evet, çok güzel sevgili seyirciler. Bizim için hazırladıkları o güzel şiiri de dinleyeceğiz. Merak ediyoruz nasıl bir şiir hazırlamışlar. Aynı zamanda gurur duyuyoruz gerçekten. Bu kadar uzakta, Türkiye'den çok uzaklarda Türkçemizin, dilimizin öğrenilmesi ve öğretilmesi bizleri gururlandırıyor. Evet, istersen şiiri dinleyelim bir. Go ahead. Onun yolunda bulanlar haki buldu, buldular can içinde. Kalanlar yolda kaldı, kaldılar zan içinde. Arayan bulu mutlak, miskine bulmak irak, kuluna o sancırak, gönülden han içinde. Onu dost bilmeyen ruh, yokluğa ermeyen ruh, uğrunda ölmeyen ruh, kaldı usran içinde. Aydın dostlar varalım, yar eline erelim, gül gömedim görelim, nurlu bir an içinde. Evet sevgili seyirciler, gerçekten şiiri çok güzel bir şekilde takılmadan okudular. Bu topraklarda, bu coğrafyalarda artık dilimiz öğreniliyor ve konuşuluyor. Bu da bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Türk Koleji velileri bir araya gelmişler ve okullarının meselelerini konuşuyorlar. Okullarının daha iyi eğitim verebilmesi için elinden gelen yardımı esirgemiyorlar. Türk Koleji'ne tam destek veriyor veliler. Veliler olarak gerçekten çok mutluyuz. Türk okulunu asla unutamayız. Okulun eğitimi çok düzenli. Düşünüyorum da bu okul olmasaydı Türkiye'yi tanıyamazdık. Türkiye nasıl bir yer, yaşamı nasıl, Türk öğretmenlerden öğreniyoruz. Türkiye ve Burkina Faso arasındaki ilişkiler hep böyle iyi gider diye ümit ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir okul. Hoş gelmişler. Biz bir gün böyle bir okul açılacağını hiç düşünemezdik bile. Bu okulun çok avantajları var. Öncelikle hem Burkina Faso eğitim müfredatını takip ediyor hem de İngilizce öğretiliyor. Bu da öğrencilerin daha iyi iş imkanları bulmalarına vesile olacak. Bu okul bizim için hayal bile edemeyeceğimiz bir okul. Biz bu okulu destekliyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim ümidimiz onlar. Benim bütün çocuklarım bu okulda. Türk öğretmenler sadece derslerde değil, ders dışında da öğrencilerle ilgileniyorlar. Ve eğitim için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Okul hem buradaki halk hem de Türkler tarafından çok takdir ediliyor. Ve buradaki ailelerin bu okula kapıları her zaman açık. Türkiye'den çok uzaklardayız, Afrika'dayız ve Afrika'da da adını bilmediğimiz bir ülkedeyiz. Burkina Faso'dayız sevgili seyirciler. Dahası bizi şaşırtan burada bir Türk kolejimiz var. Adı Uluslararası Türk Koleji Ahmet Bey. Biz çok şaşırdık burada Türk Koleji'ni görünce. Türkiye neresi, Burkina Faso neresi diyesimiz geliyor. Ne diyeceksiniz? Benim için gerçekten gurur verici bir duygu. Buralarda bizi bilmiyorlar. Dilimizi, ülkemizi, ne konuştuğumuzu, ne düşündüğümüzü, nasıl bir anlayışta olduğumuzu kimse bilmiyor. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırıyorlar. Soruyorlar bize hangi dili konuşuyorsunuz diye. Konuşuyorsunuz diyorlar. Ben diyorum Türkçe konuşuyoruz. Başka bir dil konuşulmuyor mu yani İngilizce veya Fransızca? Hayır konuşulmuyor diyorum ve bunu söylerken gurur duyuyorum gerçekten. Biz kimsenin etkisinde kalmamışız. Kendimiziz yani. Evet. Ve burada da dilimizi öğretmek, Türkçe öğretmek, bu çocukların, insanların nasılsınız, iyiyim, teşekkür ederim demesi ve bunu duymak gerçekten çok güzel bir duygu, gurur verici bir duygu. Burada sistem olarak çok avantajlarımız olduğundan dolayı bizi bir avantaj gibi görüyorlar. Bizde okumak gerçekten bir ayrıcalık.
Çok yetkili insanlardan bizzat duydum. Size geldik fakat yer bulamadık dediler. Cumhurbaşkanının özel kalemi, Dışişleri Bakanı çocuklarını göndermişler. Tabii biz bilmiyorduk onların geldiğini ama yerimiz yokmuş yani geri göndermişiz. Önümüzdeki sene sıraya giriyorlar şimdi. Peki hedefleriniz neler burada? Okulumuzun sayısını artırmak. Yani bir okul çok güzel ama keşke 2 tane olsa, 4 tane olsa, 100 tane olsa yani. Kaldırır burası ve ciddi bir talep de var. Bizi seviyorlar. Kimse bizi itici bulmadı burada. Evet. Tabii hizmet etmek kolay değil. Sıkıntılarınız var. Neler o sıkıntılar? Gerçekten sıkıntılar yok diyemem. Sıcak başta, toz, hastalıklar, çevre kirliliği, özellikle yabancılar için geçerli olan bulaşıcı salgın hastalıklar var. Yerlileri etkilemiyor ama yabancılar için ciddi bir tehlike unsuru. Biz alışkın değiliz o hastalıklara. Özellikle çocuklar, evdekiler çok sıkıntı çekiyorlar. Fakat eğer bu sıkıntılar bizim inancımızın, anlayışımızın, kültürümüzün buralara muhtaç insanlara ulaşmasına vesile olacaksa, küçük bir adım bile olsa değer diye düşünüyoruz. Peki buradan tabii merak eden, sizi Türkiye'de merak eden yakınlarınız var, arkadaşlarınız var, dostlarınız var. Onlara bir mesajınız var mı? Hepsine çok selam söylüyorum. Biz rahatız. Sıkıntılar olsa bile gönlümüz rahat. Yaptığımız işin kutsallığından, güzelliğinden dolayı fiziksel olarak sıkıntı çeksek bile kalben, ruhen çok rahatız. Hiç merak etmesinler bizi. Türkiye'nin dostları var artık bu topraklarda. Biz sizinle beraberken siyah olduğumuzu unutuyoruz diyen dostlar bunlar. Türk Koleji öğretmen ve idarecileri sevdirmişler kendilerini. Sevenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizin adının bile bilinmediği Burkina Faso'da ülkemizi tanıyan insanlar var artık. Elçiliğimizin ve konsolosluğumuzun olmadığı bu Afrika ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor Türk Koleji öğretmenleri. Programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Batı Afrika'da programımızı bitiriyoruz. Burkina Faso'da. Web adresimiz www.aynaprogrami.com. E-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle Burkina Faso'dan Allah'a ısmarladık. Asya Finans Ayna programını sundu.